tecrit süreci bu baskı unsurunun çok önemli ayaklarından biri ve şimdi mahkumlar üzerinde tecrit de uygulanıyor. Her platformda mahkumların sesi kısılmaya çalışılıyor. Hukuksuzluk sırtını iktidarlara dayamış olan bir uygulamayla alabildiğine sürdürülüyor. Örneğin cezaevinde artık kalmasına gerek olmayan insanlar o hukuksuzlukla halen cezaevinde tutuluyorlar. Gülten Kışanak'ın durumu bunlardan biri. 7 yıldan sonra artık onun tahliye edilmesi gerekir ama edilmiyor. Veya Can Atalay milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmesi gerekiyordu. Hakkındaki infazın durdurulması gerekiyordu. Yapılmıyor. Veya Abdullah Öcalan tek kişilik hücrede tecrit şartlarında halen avukatlarıyla görüşme hakkından veya ailesiyle görüşme hakkından mahrum olarak mahkumiyetini sürdürüyor. Tecrit çözüm sürecinin önündeki çok ciddi bir tıkaçtır. Tecrit sürdüğü sürece biz çözüm sürecinden, diyalogdan falan bahsedemeyiz. Fakat en önemli işaret, en önemli değerlendirme, andığımız bu çözüm süreci hayata geçirirken, örneğin akil insanlar farklı toplum kesimleriyle dirsek temasına geçip, bu süreçten murad edilenin ne olduğunu anlatırken, Türkiye halkının büyük bir oranda bu sürece destek verdiğiydi. Bu bir gerçeklik ama halkların refleksleri, halkların tepkileri çok kolay manipüle edilebilen bir unsur. Birkaç yayın, üst üste yapılan birkaç yayın o kamuoyu desteğini birdenbire eksi yöne de çevirebiliyor. Bunu tecrübelerle gözlemlemek mümkün. Sözü edilen 2013-2015 zaman diliminde Türkiye'de toplumun büyük bir çoğunluğu artık anneler ağlamayacak, değil mi? Bu tanımla ifade ediliyordu. Anaların ağlamayacağı bir sürece girmeyi büyük bir coşkuyla desteklediler. İnsanların aklına yattı bu. Ama bu insanların aklına yatan formül iktidar partisine gereken seçmen desteğini ne yazık ki sağlayamadı. Tam tersine çözüm konusunda öncü rol oynayan HDP'ye büyük bir teveccüh kazandırdı. O yüzden de bu siyaseti bir defadan alt üst ettiler. Müzakere masası denen masayı tekmelediler, devirdiler ve şu anda içinde bulunduğumuz karanlık sürece girdik. Bu hakikaten karanlık bir süreçtir. Çünkü şimdi o çözüm sürecine karşı durmaya çalışan ulusalcılar da dahil olmak üzere herkes artık mağdur. Memleketteki baskı ortamı herkes üzerinde baskı. Bundan azade olmak hiç kimse için o kadar da mümkün değil. Bu tür çabalar zaten süreklilik içerisinde yürüyebilirler ancak. Dolayısıyla devamının gelmesi zaten gerekir. Tek başına hiçbir deklarasyon, hiçbir açıklama, hiçbir ifşaat herhangi bir şeyi değiştirmeye yetmiyor. Burada ısrarcı olmak, süreklilik içerisinde belli görüşleri dillendirmek mutlaktır, şarttır. O olmasa bir yere varmak da mümkün değil.